Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Davultepe mahallesinde inşa edilmek istenen küçük sanayi sitesi için on binlerce narenciye ağacının kesilmesi planlanıyor. 2018 yılından beri çeşitli girişimlerle ilçede binaların altında bulunan küçük sanayi dükkanlarının bir araya toplatılması amacıyla site için girişimler yapılıyor. Sanayi sitesi için seçilen alanın tarım arazisi olması nedeniyle proje 2 yıldır ilerlemiyor. 3000'i zeytin ağacı olmak üzere 60.000'e yakın narenciye ağacının bulunduğu 360 dönümlük arazi için Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile acil kamulaştırma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Kararnamesi sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi kamulaştırma kararı aldı. Arazinin sahipleri tarlalarının rant alanına döneceği gerekçesiyle buna tepkili. Tarla sahipleri acil kamulaştırma kararı alınmasında Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bünyamin Öner'in girişimlerinin de olduğu söyleniyor. Bahçe sahiplerinin 2 yıldır verdiği hukuk mücadelesini savunan avukat Kübra Erşahin gazete Duvar'a yaptığı açıklamada söz konusu arazinin denize yaklaşık 1 kilometre mesafede olduğuna dikkat çekti. Yasalara göre sanayi sitesi kurmak için seçilen arazinin en az 5 kilometre denizden uzak olması gerektiğine değinen Erşahin, "Burası yüzlerce insana ait özel mülktür. Bu alanın %98'i tapuludur. Buradaki bütün ağaçların kesilmesi hedeflenmektedir. Acele kamulaştırmanın uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğacaktır. Burada sanayi sitesinin yapılmasında hiçbir kamu yararı yoktur. Kişilerin kendi çıkarları yüzünden üst idarecilere durumu farklı tanıtıp istedikleri kararları aldırıp rant döndürmeye çalışıyorlar," dedi. Mezitli ilçesinde 60.000'e yakın ağacın küçük sanayi sitesi için kesilecek olmasına tepki gösteren CHP'li meclis üyesi Abdurrahman Yıldız bunun yasaya aykırı olduğunu belirtirken, HDP'li meclis üyesi Bedriye Kuş ise projenin birbirlerine rant sağlayacağını söyledi.